Ben tarayayım ben. Tamam hadi tara. Güzel oldu mu Meryem Su? He? Tamam. Başlıyor. Hı. Tamam. Tamam ben tarayayım mı? Tamam hadi sen güzel güzel tarayalım. Güzel oldu mu? Çok mu güzel oldu? Ay. Aferin Meryem Su ya. Şu. Meryem sen cici mi oldun? Bakalım hani bak bana bak. Hani göremiyorum ki ama cici olduğunu. Aa, Meryem Su cici olmuş. Evet. Muhammed'in de saçlarını tarayalım. Onlar bugün Mustafa ile ikisi 23 Nisan kutlamasına gidecekler okullarındaki. Evet arkadaşlar, bugünkü menümüzde pide var. Yumuşak bir hamur elde edin diyordu. Hamurumuz kabarmış. Burada hamurumuzu biraz topluyoruz. Şekil vereceğiz inşallah. İnşallah güzel olur. Burada hamurumuza şekil verdik. İnşallah güzel olacak. Hepsimize yerleştirdik güzel bir şekilde. Hamurumuzun üstüne sosunu sürüyoruz. Biraz dinlendirmemiz lazım sürdükten sonra. Güzel bir şekilde yayıyoruz şu anda. Pidemize şekil veriyoruz. Hamurumuzun üstüne çörek otu ve susamımızı da koyduk. Dinlendirmeye bırakıyoruz. Hamurumuz mayalanmış bulunmakta. Şimdi biz onu fırına atacağız. Pidelerimizi fırına koyduk. Püf noktalarından biri yumuşak olmasını istiyorsanız bir tasta alta su koyabilirsiniz. Arkadaşlar, pidelerimiz hazır. İftar saati de yaklaştı. Gerçekten çok güzel olmuş pidelerimiz. Çok beğendim. Ellerime sağlık. Size de hayırlı iftarlar. Bilmiyorum gökyüzünü seven tek ben miyim ama ben gökyüzünü gerçekten çok seviyorum. Mavi, özellikle mavi. Mavi favori rengim. Havada çok güzel bir renk karışımı var. Nereye gidiyoruz? Halaya mı gidiyoruz? Evet arkadaşlar Meryem'in de dediği gibi Meryem'in halasına eniştenin yanmasına gidiyoruz. Çaya, bize çaya davet etti. Reyhan ablaya geldik. Waffle yapmaya karar verdik orada. Evet arkadaşlar ben çikolatasını sürmüştüm. Reyhan abla meyvelerini koyuyor. İlk önce çileğini, sonra da muzlarını koyuyor. Fındık, çikolata parçacıkları da koyduk. Üzerine tekrardan çikolata gezdirdik. Enfes oldu. Site sakini davulla halay çekiyor. Sahura halay çekerek uyanıyorlar galiba.